Arkadaşlar, Onurlu Yemekler'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şekerpare yapacağız. En çok sevdiğim tatlılardan biri şekerpare. Yapımı da öyle o kadar zor değil, kolay. Siz de çok seveceksiniz şekerpareyi. Önce size şekerparenin malzemelerinden biraz bahsetmek istiyorum. 4 bardak unumuz var. Şekerpare yapmak için 5 çorba kaşığı irmiğimiz var, 1 paket margarinimiz var. Bunu oda sıcaklığında bekleteceğiz, biraz yumuşaması lazım, ya da tereyağı, hangisini tercih ederseniz. Ben margarin tercih edeceğim. 2 yumurtamız var. Yumurtamızın birinin sarısını ayıracağız, çünkü daha sonra şekerparemizin üstüne süreceğiz. 1 bardak toz şekerimiz var, 1 paket kabartma tozumuz var, 1 paket de vanilyamız var. Şimdi şerbetini önceden yapacağız ki şerbet soğusun. Soğuk şerbeti fırından çıkardığımız, böyle 2-3 dakika beklettiğimiz şekerparelerin üstüne dökeceğiz. Şekerpare sıcak olacak, şerbet soğuk olacak arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bir de şerbet için 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su koyacağız. Şekerparemizi yapmadan önce şerbetimizi ocağa koyup bir kaynatıp soğumaya bekleteceğiz. Ben yarımda limon sıkıyorum arkadaşlar kaynayınca. Hamur için önce 4 su bardağı unumuzu koyuyoruz. Oda sıcaklığında beklemiş margarinimizi koyuyoruz. 5 kaşık irmiğimizi koyuyoruz. Yumurtamızı koyuyoruz. 1 bardak toz şekerimizi koyuyoruz. Kabartma tozumuzu koyuyoruz. Vanilyamızı koyuyoruz. Böyle güzel bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Hamur çok önemli. Güzelce yoğuruyoruz. Zaten o yoğurmaya başladıkça kıvamını alıyor. Ben size biliyorsunuz detaylarıyla da yakın çekimlerimde gösteriyorum. Hamurumuz olduktan sonra böyle küçük bezeler alıyorsunuz. O bezeleri de ben ister yuvarlak yapabilirsiniz. Ben uzun uzun yaptım. Böyle elips şeklinde. Siz de ister öyle, ister yuvarlak yapabilirsiniz. Ben böyle biraz uzun uzun yaptım. Yağladığımız ya da yağlı kağıdınız varsa yağlı kağıt serdiniz fırın tepsisine. Şekerparelerinizi koyuyorsunuz. Üzerine yumurta sarılarını sürüyorsunuz ve bir çatalla da böyle şekil, böyle çatalın tersiyle şekil veriyorsunuz. Ondan sonra 180 derecelik fırında 20-25 dakika. Tabi bu süre uzayabilir de kısalabilir de fırınızın pişirme şekline de bağlı bakacaksınız. Ama ortalama süre bu. Böyle arada bakarsınız, üzeri kızarınca pişti demektir. Fırından alacaksınız, böyle 1-2 dakika bekletip soğuk şerbeti sıcak şekerparenin üzerine dökeceksiniz. Ben böyle farklı yemekleri yapmayı artık o kadar çok seviyorum ki, daha önceki yıllarda da yapıyordum böyle yemekleri, ama şimdi hani videoda çektiğim için daha çok yemek yapıyorum ve farklı yemekleri işte deniyorum. Anne yemekleri, fırın yemekleri, tatlılar, işte mümkün olduğunca daha çok şey de yapacağım size ve zamanla da bunları paylaşacağım. Zaten bu çekimlerim aylar sonrasında
büyük ihtimalle gösterime girecek. Çünkü bayağı bir yemek var YouTube'a koyduğum. Onlar sırayla haftada bir video koyuyorum. Sırayla da gösterime girecek. Yani bu çektiğim videolar nereden baksanız 3-4 ay sonra gösterime gireceği için o zaman ancak tariflerimi seyredebilirsiniz ama Haber Curcuna isimli dergimde de tarifi paylaşıyorum şimdiden. Oradan faydalanabilirsiniz, tarifi oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Ama videoyu seyretmeniz nereden baksak 3-4 ayı bulacak. Merhaba arkadaşlar, bugün şekerpare yapıyoruz. Önce şekerparemizin şerbetini kaynatacağız ki sıcak şekerpareye soğuk şerbet koyacağız. O yüzden şerbetini önceden kaynatalım. 3,5 bardak şeker koydum. Şimdi onun üzerine 3,5 bardak da su koyacağım. Ocağa koyup şerbetimi kaynatacağım. Şerbetimi ocağa koydum. Şimdi şerbetim kaynamaya başlayacak birazdan. Şerbetim kaynadı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben içine yarım da limon sıkacağım. Genelde şerbetlere limon koyuyorum. Siz arzuya göre ister limon sıkabilirsiniz, isterseniz sıkmayabilirsiniz. Ben yarım da limon sıkacağım. Ondan sonra şerbetimi soğumaya bırakacağım. Arkadaşlar şekerparenin hamurunu yapıyorum. 4 bardak unum var. 5 çorba kaşığı irmiğim var. 1 paket margarinim var. 2 tane yumurta var. Ama yumurtanın birinin sarısıyla beyazını ayıracağız. Sarısını üzerine süreceğiz. 1 bardak toz şekerim var. 1 paket kabartma tozum var. 1 paket vanilinim var. Şimdi bunların hepsini güzelce hamur haline getireceğim. O aşamayı da gösteririm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamurumu yapmaya başladım. Birazdan hepsini şekil verecek kıvama getireceğim. Hamurum gördüğünüz gibi olmaya başladı arkadaşlar. Biraz daha yoğuracağım. Ondan sonra şekil verip ben uzun uzun üstüne çatalla şekil vererek yapacağım. İsterseniz siz yuvarlak da yapabilirsiniz. Tepsimi yağlayacağım, fırına koyacağım. 180 derecede yaklaşık 20-25 dakikada pişmiş oluyor. Şekerparelerime şekil verdim. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı süreceğim. Çatalla şekil vereceğim. Sonra fırına o aşamaları da çekeceğim. Gördüğünüz gibi şekerparelerimin üzerine yumurta sarılarımı sürdüm. Çatalla da şekil verdim. Şimdi fırına koyacağım. 180 derecelik ısıda 20-25 dakika. Üzeri kızaracak arkadaşlar. Siz ona göre ayarlarsınız. Üzeri kızarınca fırından çıkarın. Gördüğünüz gibi şekerparem çok güzel kızardı. Şimdi soğuk şerbeti üzerine dökeceğim. Şerbetiyle şekerparemi buluşturacağım. Güzel bir sonuç olacak umarım. Gördüğünüz gibi şekerparem şerbetini çekti. Muhteşem oldu. Ellerime sağlık. Güzel bir şekerpare oldu. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şekerparemi yaptım. Çok da güzel kızardı arkadaşlar. Muhteşem oldu. Şerbetiyle buluşturdum. Zaten bütün bu aşamaları size yakın planda gösteriyorum. O planları da takip ederek tatlıyı yapabilirsiniz. Çok güzel bir tatlı oldu. Eminim siz de denediğinizde beğeneceksiniz. Ben çok sevdim. İçime de sindi yaptığım tatlı. Çok güzel oldu. Sizlerin de bu benim yaptığım tatlıları denemeniz beni çok mutlu edecek arkadaşlar. Umarım denersiniz. Siz de seviyorsanız benim gibi yemek yapmayı mutlaka deneyin derim. Yaptığım yemekleri kolay bir şekilde deneyebilirsiniz. Çünkü
hepimizin yapabileceği kolay tarifler. Benim yaptıklarım çoğunlukla anne yemekleri, anne tarifleri. Böyle kolay tarifler, konuklu tarifler yapmaya devam edeceğim. Yine her zaman söylediğim gibi videoyu seyrettikten sonra beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve videolar kondukça bildirim almak için zile basmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka yemek tarifleriyle ve farklı konu videolarla buluşmak üzere. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Görüşürüz arkadaşlar.